Ben bir Gürkan Zengin ve Faik e, Tunay'la devam edeyim. Şöyle ki, siz tamamlamış mıydınız? Ben biz bir 15 Temmuz'u evet. konuşmuşken, çünkü biraz daha başlıklarım var, daha tabii, hızlı gitme tabii ki, tabii, durumuna tabii. geçeceğim artık. E, Gürkan Zengin'e geçeyim. Gürkan Bey, e, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi ayak tepkisi var. E, dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, FETÖ'cü alçaklar e, tarihimize kara leke e, sürdüler e, ve e, kozlarını oynadılar. Ve özellikle de bir tarih, one minute dedikten sonra bütün bunlar başladı ifadesinde bulunuyor. Özgür Özel'in söylemleri, şöyle bir 15 Temmuz fikirlerinizi almak isterim, ne dersiniz? 15 Temmuz, güvenlik ve istihbarat birimlerinin ağır bir zaaf içinde olduğu bir anda, milletin devletini ipten aldığı, uçurumun kenarından çevirdiği bir tarihi gün, bir an, bir feci gece, onca şehit, yaralı, insanların sokaklara akması olağanüstü bir durum. Ama bir taraftan da milletin ülkesinin egemenliğini, hükümranlığını kaybetmeme gayretinin de bir sonucu oldu. muhteşem bir millet iradesi sergilendi o gece. Bunu bir kaydedelim. Ama biz oraya öyle bir geceye, öyle bir anı niye yaşamak zorunda kaldık dediğiniz zaman, o böyle geriye 70'lerden beri yapılan vahim hı hı. hükümet, devlet, askeriye, siyaset, hatalarının sonucu olarak geldi. Onların tek tek anlatmaya kalksak 300 gün konuşuruz. O kadar vahim hatalar var orada. Kemal Bey'e gelince hızlı hızlı gidiyorum. Kemal Bey siyasi ayak konusunda doğru söylüyor. Bu işin siyasi ayağı ortaya çıkmadı derken şöyle doğru söylüyor. Yani ordudan bir sürü insan ihanet şebekesiyle işbirliği yaptığı da artık mahkeme kararlarıyla sabit olan 150'den fazla general, binlerce subay, adamlar 50 yıldır çalışıyorlar. Ve bunlar temizlendi bazı başka yerlerden ama siyasetin bazı bakanlıklarından da temizlendi mi? Akademiyadan temizlendi mi? Devlet içinden söylüyorum. Devletin dışında da bir sürü yerlerde ama özellikle devletin içinde bu adamların temizlendiğine falan zinhar inanmıyorum. Hala devletin içinde bu adamlar duruyorlar. Niye üzerlerine gidilmediğini de anlamıyorum. Bir, hiçbir şey anlamıyorsam veya vatandaş olarak diyorum ki kardeşim millet böyle bir fedakarlık gösterdi. Kanını döktü. Binlerce yaralı oldu. Böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Şu, telefonunda baylok olan adamların listesini bir açıklayın ya. Ya açıklayın, bakan mı, milletvekili mi, gazeteci mi? Bir görelim ya, kimlerin telefonunda baylok listesi vardı? Kemal Kılıçdaroğlu bende baylok bu... listesi var demişti. Şimdi Öyle varsa yapalım. ama ben devlette Kemal Beydeki'ni falan devlette desin ki bu ihanet, bu bir devlet olarak, millet olarak biz ihanetle karşılaştık. Ordumuza girmiş, istihbaratımıza girmiş, her yere girmiş, sızmış adam. Baylok da birinci derecede bir delildir, özel bir delildir. Baylok varsa telefonunda Baylok yüklemişsen, gizli bir haberleşme sisteminin içine girmişsen açıklasınlar bu listeyi. Hükümetten, bakın bu adalet meselesi demin de söylediğimiz o AK Parti'nin toplum vicdanıyla irtibatını kaybetmesinin tezahürlerinden, bu alandaki tezahürlerinden biri açıklayın bunu. Açıklayın. Kim var? 2013 senesinde, neyse şimdi oraya gelmeden şu Kemal Bey bu anlamda doğru bir şey söylüyor. Hani siyasi ayak falan ama bunun ölçüsü de bence Baylok'tur. Buyurun açıklayın. İki, Kemal Bey bunu söylüyor da şimdi bir de o tarafa gelelim. Kemal Bey bakın 7 Şubat 2012'de Mit Müsteşarını görevden almaya kalktı bu çete. Evet öyle bunu başladı. Gö zaten. Bunu gördük öyle başlamadı çok daha yani, önce. Tabii var. öncesi var ama, ama en kritik şey var. kırılma anları diye birisi buydu. Bunu gördük ne oluyor ne bitiyor nasıl oluyor falan. Mit Müsteşarını nasıl almaya kalkarlar evet. falan filan öyle miydi böyle miydi filan. 17-25 Aralık 2013 bir yıl sonra yaşandı bir adli işte rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk iddiaları üzerinde bir hükümet devrimi operasyonu. Onu da gördük, anladık. Ee, bu da bu yaşandı. Bunu kim yaptı, ne etti falan. Ya 2012 kim yaptı, 2013 kim yaptı. 2014 geldi. Türk devletinin tırları Suriye sınırında durduruldu. Bu millet e, faş edilmeye çalışıldı. İşte bunlar şey yapıyorlar, silah veriyorlar, bilmem ne falan gibi böyle bir bir ihanet operasyonunun çok somut göstergesi de yaşandı. Bu da 2014'te yaşandı. 12 13 10 bunlar yaşandı. Bunlar yaşanmışken Kemal Bey mesela 2015 gibi çok daha ileri bir tarihte artık neyin ne olduğunu gördüğümüz bir tarihte bu adamların televizyonlarının kapatılmasına yayın organ zaman samanyolu bilmem ne gibi televizyonların gazetelerin kapatılmasına karşı tepki gösterdi. Bunlara ziyaretlerde bulundu. Kemal Bey bunları yaptı. Niye yapıyordu? Cumhuriyet Halk Partisi bu bu çetenin bu Fethullahçı çeteye vurulan devlet darbesinden niye rahatsız olsun ki? Zaman gazetesinin Mustafa önünde Kemal, barikat kuran kendileri değil Mustafa miydi? Mustafa Kemal Paşa'nın yani. kurduğu bir partinin genel başkanı ne münasebet bir dinci tarikatın Türk istihbaratının tırlarını durduracak, istihbaratın başındaki adamı almaya kalkacak, ne bileyim 17-25 Aralık sürecini yaş mı mesela bunları kimin yaptığını ve ne amaçla yaptığını da gidip bu adamlara sahip çıkma gayretine girdi. Kemal Bey'in de bu millete izah etmesi gereken konular bunlardır. Siyasi ayak derken bu da bir siyasi harekettir, siyasi hamledir, bir siyasetçi üzerinden yapılan harekettir. Dolayısıyla yani hükümeti eleştirecek çok şey var. Biz onu daha iyi eleştiririz. Eleştiriyoruz da oradan bir örnek anlatayım size. Bu Kemal Bey'in halleri de böyle. Tekrar hükümete dönelim. 2013 senesinde bir bakan, bir müsteşara, Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarına bugünkü bakan olan Yusuf Tekin'e müsteşara diyor ki, "Sakın bakan olmaya falan kalkma ya da müsteşar olmaya." Fetullah Hoca'nın sana selamı var. Sakın böyle bir şey yapma seni mahvederiz. insan içine çıkamayacak hale getiririz. İfadeler böyle. Bunu Yusuf Tekin Trabzon'da bir konferansta açıkladı. Ve şöyle dedi. Düşünün arkadaşlar dedi. Bana bir bakan söyledi bunu dedi. Beni tehdit etti Fetullah Gülen adına. Şu görevi kabul etme oraya bizim arkadaşlarımız gelecek dedi. Şimdi ben şu şunu soruyorum. Kimdi bu bakan? Tayyip Erdoğan'ın bir bakanı. Siz biliyor musunuz ismi? Bütün Ankara biliyor. Hukuki sonuç doğurmasın diye söylemeyeyim ama Tayyip Erdoğan'ın bir bakanı gidip bir müsteşarı şu görevi kabul etme yoksa seni mahvederiz insan içine çıkar çık çık çıkamaz hale getiririz diye tehdit ediyor. Bunu da kamuoyuna açıklıyor zaten ilgili kişi. Bugün de bakandır. Evet. Şimdi bu bakan hakkında bir şey yapıldı mı? 15 Temmuz'dan sonra 17 Aralık'tan sonra, 17-25 aldıktan sonra bunu kulağından tutup bir dakika arkadaş sen nasıl oldu da bizim devletin bürokratını böyle tehdit eder hale geldin? Siyasi ayak derken Kemal Bey mesela böyle şeyleri kastediyorsa haklıdır. Bunlar da ortaya çıkmadı. Baylok listeleri de açıklanmadı. Dolayısıyla siyasetin yani seçilmiş alanlarda bir takım müdahaleleri oldu. Seçilmiş alanlarda işte üzerlerine gidildi. Evet önemli mesafede aldı Türk devleti bu konularda ama her şey halledildi de her şey yoluna girdi de her şey de temizlendi falan değil. İşte millet orada. Biz de buradayız. İzliyoruz. Kimin ne yaptığını ve ne yapmadığını görüyoruz. İşte Kemal Bey'in yani. maddeleri bunlar. İşte Tayyip Bey'den de bir iki tane saydık. Daha da sayarız. Peki. Bunları da bekliyorsun. Bu Peki bir, bir eleştiride geldi. Bir cümle bir, Faik Bey'e geçin lütfen. Şimdi e, mesela bir bu e, Sayın Kılıçdaroğlu madem bu kadar hassasiyeti vardı. Şimdi tabii ki bu FETÖ terör örgütü yapılanması 40 ayaklı bir yapılanma. Her ayağı çözüldü. Çözüldü demek mümkün değil çünkü kripto ve casusluk ve istihbarat şebekesi bunlar yani. Şimdi dolayısıyla şunu hatırlatmakta fayda var. Keşke Sayın Kılıçdaroğlu ben Cumhurbaşkanı seçilirsem, ertesi gün kaykalların hepsini serbest bırakacağım demesiydi. Yani bu ne anlama geliyor? Bugün e, aynı 15 Temmuz'un e, Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle ben size arz edeyim. Bugünlerde 15 Temmuz'un intikamını almak amacıyla faaliyete geçen örgütlü ve organize casusluk şebekesine, kripto damarına gizli saklı hesap yanı işbirlikçilerine evet, cesaret çünkü. ve dirayetle karşı koyulacak. Evet. E, ez cümle nihai hesaplaşma kaçınılmaz olacaktır evet. diyor. Şimdi evet. devletimiz bir irade ortaya koyuyor aslında evet. mücadelede e, ama keşke, ee, kendi belediye başkanının evine gitmek yerine e, Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarına gidebilirdi. İl o zaman de... bu sözleri söyleyebilirdi ama şimdi Peki. hiçbir söz söyleme Tunay. Çok kısa şunu söyleyeyim. Tabii Allah bir daha böyle bir kötü elim olayı, hadiseyi bize yaşatmasın. Ama tabii biz siyasetçiler olarak kendimi de aynı kefeye koyuyorum. Bunlardan ders alıyor muyuz? Yani bizim tabii en büyük kaygımız bütün siyasetçilerin maalesef oy. Oy uğruna bazen işte o tarikata da gidiyoruz, bu cemaate de gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Tarikatlara kimsenin karşı olduğu yok. Tarikat demek bir yol demektir ama şuna karşıyım. Özellikle bu hain darbe girişiminden sonra hepimiz kendi payımıza düşen ders aldık. Yani devlette hala duyuyorum. Şimdi FETÖ bitti, bitirildi, bitirilmeye çalışıyor, kriptolar var ama şu bakanlık şu cemaatte. Bu bakanlık ya bunlar doğru evet, şeyler doğru. değil yani. Şimdi... Sen bireysel olarak gönlünde bir yere bağlı olabilirsin. Ama sen devlette bir bürokratsan, memursan, müsteşarsan kalmadı yeni sistemde de eski sisteme göre söylüyorum. Adam alırken benim cemaatimden, benim tarikatımdan dersen bu devlete yazık edersin. Yani onun için umarım ders alınmıştır. Ben hala Ankara'da duyuyorum. Şu bakanlık şu cemaatin kontrolünde veya şu tarikatın. İşte Sağlık Bakanlığı şurada bilmem. Ya bunlar ya ders alınsın artık kardeşim. İşte gördük yaşandı olayı yaşadık gördük. Yani bunları bir daha yaşamamak için herkes kendi özel hayatında istediğini tatbik edebilir. Tabii işinde bir sınırı var sınırı da aşma. Ama devlette siyasette Hepimize ders olsun bu. Ama çok güzel bir şey söyledi. Bir dönem itibar suikastı yapıldı. Bunu iktidardan da insanlar yaptı. Kendi üstünden atmak için 15 Temmuz'dan sonra şu FETÖ'cü, bu FETÖ'cü ne güzel bir şey söyledi. Devletimiz ne dedi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanlığı forsunda bile 16 yıldız olan tarihteki 16 tane büyük Türk devletini simgeleyen ortasındaki Güneş Türkiye Cumhuriyeti Devleti olan bilerek söylüyorum bu ifadeyi. Baylok birinci kıstas dedi. Açıklansın kardeşim. Baylok olan telefonunda şimdi federasyon başkanına ilgili iddia ortaya çıktı. Adam dedi ki benim değil özel kalemimin telefonunda dedi. Doğrudur yanlış. 100 bin kişi tespit edilmiş. İtibar suikastı. 100 yap. bin. Evet tabii. TFF bak. başkanından bahsediyorsunuz. Bak şimdi ben hayır öyledir demiyorum. Sakın yanlış anlayın. Şimdi tamam. kendi açıklamasını yaptı. Dedi ki evet dedi. Benim iki telefonumdan birinde var ama ben kullanmıyordum. Özel kalemim kullanıyordu. Ben kendimden eminim. O emin. Herkes emin. Bak. Türkçe olimpiyatlarına gitmişindir, onu yapmışsındır. Bunu bütün siyasetçiler yaptı. Baylok kimde var? Açıktansın 100 bin, 80 bin, bin 90 binmiş. bin. Yahu kaç kişiyse. Ondan sonra biz de diyelim ki e, bağırındınız, çağırındınız. Bilelim ona mi? çamur attınız, bana attınız, Bilelim. şunu attınız. Bilelim bu kadar basit ya. Bugün yani yanımızda, yanımızda yakınımızda bu insanlardan var mı kadar. yok mu Heh. neydi ne Çünkü nasıl özel bilir. indirilen bir yani haber böyle acından, evet, bu, tabii WhatsApp ki. gibi Ya Baylok bir sene sonra e, tanıştık biz yani darbe yani teşebbüsünden sonra şey bir sene ya. sonra biz öğrendik ki Baylok diye bir yazışma Şimdi sen adam Anadolu'lu demiş. Anadolu'da, varmış. Şimdi Anadolu'da halisane de duygularla yani, dini geç duygularla gitmiş sonuçta... bir kurban yardım yapmış. Bankasya'ya 17-25 Aralık'tan önce 100 dolar yatırmış. Örnek veriyorum. Sen bu adamı terörist diye aldın, tamam devlet öyle karar verdi. Ama telefonunda baylok olan kim var yok bilmiyoruz. Belki onlar dışarıda geziyor. Olmaz böyle adam. Şimdi adancımız. Sayın Hakan Fidan zaten bir e, e, açıklamasında bundan bahsetti. Şimdi bunlar tabii ki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na sızma, işte oradaki efendim şeyler aracılığıyla bir takım kendilerini ne kadar kamufle etmeye çalışsalar da, o dönemden bahsediyorum. Fakat Milli İstihbarat Teşkilatımız hakikaten o dönemde, fiziki istihbaratla yani kişisel istihbaratla böyle bir haberleşme sisteminin olduğunu tespit ediyor aslında ve dolayısıyla bir kısmın hakkında bunların efendim buradaki yapılan konuşmaların buradaki yapılan haberleşmenin takibi açısından tabii ki uzun süre takip ediliyor ve bu çözülmeseydi ne olurdu bu çözülmeseydi efendim bu fiziki istihbaratla çözülüyor. Bakın bir herhangi bir böyle yazılı belgeyle bilmem ne değil. Yani kişisel bir kişinin ihbar etmesiyle, bir kişinin efendim istihbarat bilgisi vermesiyle çözülüyor. O olmasaydı Türkiye'de çok daha farklı vahim olaylar yaşanabilirdi. Yani dolayısıyla bu casusluk şebeke bu terör şebekesi o kadar organize çalışmış ki yani bir kendine bir iletişim yani iletişimin dinlendiğinden şüphelenerek kendilerine özel bir yazılımla efendim bir haberleşme ağı geliştirmiş. Dolayısıyla Sayın Hakan Fidan'ın o dönemdeki yapmış olduğu bu özverili çalışmayı da hasa, takdir etmek lazım, ifade etmek lazım. Sayın Hakan Fidan'ın ee, bu konudaki tespitlerinin efendim ne kadar kısmını e, öncelikle açıklanması konusunda ortaya koyduğu irade de önemli ki e, 15 Temmuz e, hakikaten bu hain, adi, alçak darbe girişiminin önüne geçilebilmiştir. Bu da önemli ama bir hakkı da teslim evet. edeyim. Bilerek veya bilmeyerek bütün siyasetçiler hepimiz bir şekilde organizasyona gittik, yemeğe gittik. Ama burada Sayın Devlet Bahçeli'nin hakkını teslim etmek lazım. Bu işin en başından beri hiçbir zaman buraya sıcak bakmadı. Açıklamalarıyla, uygulamalarıyla ve bu konuda en net duran siyasetçi ve lider Sayın Devlet Bahçeli. Sayın Devlet Bahçeli şöyle söyleyeyim o gece. O geceyi demiyorum. Bakın, onun öncesinde öncesi, yani iktidar bunlarla yakınken zaten böyle bir, sonra bir, ana muhalefet böyle bir, yakınlaşmışken. Bir, yani böyle bir, e, Sayın Devlet Bahçeli hep çizgisi belli. Zaten bir niyette bu şey yani önce ülkem milletim sonra partim diyen bir siyasetci e, e, Sayın Devlet Bahçeli. Dolayısıyla ülkesine kendisini vakfetmiş 21. yüzyılın bilge kanı durumundaki hakikaten ta e, Osmanlı tarihinden beri ee, efendim e, devlet adamları e, silsilesiz ve zincirine en son eklenen e, devlet adamıdır. Dolayısıyla yani bu gibi adice işler yapan bu gibi şeyleri e, efendim e, zaten o dönemde de siyaseten bile e, kabul etmeyişi. Hiç prim vermedi. Devlet tabii ki prim vermeyecektir. Çünkü devlete bakış açısı farklı. Peki. Sayın Devlet Bahçeli.